enfeksiyonları ve İdrar yolları. İltihaplar. Ha, o biraz farklı. Aman gitti. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili bitki nedir? Bu gördüğünüz evet. At kuyruğu otu. Ayrık kökü pardon. Nereye gitti? Ayrık kökü. Ayrık kökü evet. Ayrık köküyle ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmasında idrar yolları, her türlü idrar yolları enfeksiyonu, prostat iltihaplanması, idrar kanalı iltihaplanması, retistinir. Bunlara karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ayrık. Klinik araştırması var da ondan bahsetmek için. Peki ayrık otunun özelliğinde ne var hocam? Şimdi bunun birleşimindeki kökü, bunda mesela sinirli otun yaprağı kullanılır, ayrık otunun da kökü kullanılır. Kökü. Evet. Kökü yıkanır, temizlendikten sonra kurutulur. Kurutulduktan sonra çayı yapılır. Fakat ayrık kökü kaynatılabilir. Yani sinirli ot gibi değil. Bunun özelliği farklı. Hocam bunlar bizim dışarıda gördüğümüz bu dikenli ağaçlara benziyor. Onlara mı? Onlarla ilgisi var mı bunların? Ağaç değil. La ilahe illallah. Ot. Hani vardır ya böyle ufak bodur ağaçlar. Dikenleri bu şekildedir. Ona benzettim de ben değilmiş. Evet biraz daha yakından incelediğimde onlarla ilgisi yok. Ağaçların dallarına benziyor. Peki hocam siz devam edin buyurun. Kekiğin 52 çeşidi var. Evet. Papatyanın 40 çeşidi var. Evet. Sarı kantaranın 400 çeşidi var. Alıcın bile 90 çeşidi var. Evet. Ayrığın kaç çeşidi var? Kaç hocam? Şimdi ayrığın birleşimindeki etken maddeler, polizaharitler, idrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkilidir. Bununla ilgili 58 doktor, urolog yani idrar yolları ile ilgili uzmanlar. Urolog, eski dilde bevliyeci. Evet. Bunlar o 58 doktor 313 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Mesane zafiyeti yani mesane iltihaplanması sistit, prostat iltihaplanması prostatit yani üretre yani idrar kanalı üretris gibi rahatsızları olan kişileri ayrık köküyle tedavi etmişlerdir. Evet. Bu klinik araştırması var. Bunun birleşimindeki etken madde bakteri, virüs ve mantarları yavaş yavaş yok ediyor. Yani üretra darlığı çok ağır bir rahatsız. Üretra darlığından dolayı bazı insanlar herhangi bir nedenle mesela diyelim ki sistite yakalandı, mesane iltihaplanması, mesanede taş, kum veyahut da böbrekte bir problem. İşte ne yapıyorlar? Sistoskopi yapılıyor. Hijyenik olmayan bir sistoskopide ne olur? Üretre kanalı iltihap, mikrop kapabilir. Evet hocam.